Kantar açsın. Ben çoğunu ayarlıyorum ha. He? Ben çoğunu ayarlıyorum. Başkası olsa hepsini geri getir. Vallahi ayarlıyorum hepsini. Kantar mı alayım? Ben ama cepten yapalım. Almadan olmuyor. 98. Bunlardan açık da var mı? He? Şimdi ama açık da var mı? Yok. Bu tarafa. Bu tarafa. Evet. Seni de yorduk. Gidin. Gidin. Geçen seneden çok beğendim sana. Tamam o. Tabii. Ya bu şimdi 1.80'e uyuruluyor. Ama kenar kesimini az yaptırdığımız için anladın. Başları da işliyorsa transporterla kenar kesimini az yaptırdığımız için. O da yok, bak işsizlikten bak ne yapıyoruz. O da biz hayatta çek almayan adamlar iş olmayınca böyle. Tamam. Yani işte. Kaç tam? 2, 4, 6, 7, 7. Tamam. Oraya dolduracağım. Şimdi biz tekstil işine nasıl girdik? Öncelikle Zeytinburnu'na 94'te geldik. Ondan sonra küçük bir bakkal işiyle başladık biz bu işe, kendi işimize. Daha önce işçiydik, normal maralı diyelim gitti giysin yani. Ondan sonra bakkalımızı açtıktan sonra aşağı yukarı bir 10-15 sene bakkalcılık yaptık. Ondan sonra nakli işine başladık. Taşımacılık diyelim ona. Taşımacılık derken kumaş falan taşıyorduk falan işte gördük, baktık ki biz de bunu becerebiliyoruz. Ufak ufak biz de bu işe girdik. İşte aşağı yukarı 5-6 senedir şimdi tekstil işiyle uğraşıyoruz. Yani hayatımızdan memnun mu diyeceksiniz? Yani o kadar değil şu anda. Piyasaları zaten malum, herkes bunu biliyor. Ne kadar düşük olduğunu. Düşük karlarla mal satıyoruz, kumaş satıyoruz. Elimizden geldiği kadar müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Ödemelerimizi zamanda yapmaya çalışıyoruz. Yani doğrultudan şaşmamaya çalışıyoruz. Yani iyi niyetten her zaman devam etmeye başlıyoruz. İş konusuna geldiğin zaman vallahi elimizden yani her türlü mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. Ama piyasalar şu anda yok. Kan alacak şekilde. Yani malum şu anki piyasa durumu malum yani. Nasıl sana söyleyeyim, dev gibi firmalar şu anda çöküm durumunda. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Başka yani bilmiyorum daha ne diyeyim. Yani. Görüyorsunuz yani kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz yani. En güzeli gerçeği odur. Ama yetişmediğimiz zaman da bazen elemanlar tutmak zorunda kalıyorduk. Şimdi o da yok. Bırak eskiden kumaş satabiliyorduk. Şu anda bir top, iki top, üç top. Gördünüz zaten kaç top kantara attık yani. Bu hafta siftahımız oydu. Yani gün boyunca tabii bunun kirası var, eleman paraları oluyor, sigortası var, sporaş paraları var. Malum biliyorsun insan kendi ailesini besliyor, onun gideri var. Yetmiyor şu anda. Kısacası onu söyleyeyim, yetmiyor yani. Yetseydi yetir dedik ama şu anda yetmiyor yani. Allah herkesin yardımcısı olsun, temennimiz odur yani. Yani hiç kimsenin işi bozuk olmasın, herkesin işi düzgün gitsin, onu bekliyoruz. İnsanlar birinci, yani benim istediğim tek şey nedir? Doğru olmak. Doğru olduğun zaman işin doğru gider. Yani kim o sayfası bitiyor bu? Yok.
Liseyi bitirdikten sonra okumayı düşünmedim. Direkt tekstile girerek ticaret yapmayı daha çok kafamda vardı. Önce kesimde çalıştım biraz. Makas tarafında. Sonra biraz tecrübesini bittikten sonra ustalık yaptım. Bir süre çalıştım. Dedim biraz da kendime iş yapayım. Kendi şartlarım altında çalışayım. Girdik. Bir ekip kurduk. Yine bir mekan kurduk. Ama öyle hani çok istikrar var mı derseniz o kadar bir istikrar yok şu an tekstilde. Hani hedeflediğimiz amaca ulaşamadık. Ama en azından ufak tefek dönüyoruz. Elemanların maaşı, kira, en azından bütçemizi çeviriyoruz. Şu anda durum böyle. Lise bitti işte, çıraklık dönemi, ustalık dönemi derken kendi işimize bir 5 sene oldu. Önce dışarıda hazır fason, kesim falan yaptırıyordum. Her şeyi dışarıdan koşturuyordum. Sonra bir süre sonra kendimizi burayı açtık. Aşağı yukarı bir seneye geçti burası. İlk bir sene boyunca pek istediğimizi alamadık. Yeni başladığımız için hani müşterimiz yoktu. Bayağı bir zorlandık yani. Bu sene, ikinci sene 2-3 müşterim var. Onların malını kesiyoruz. Mümkün olduğu kadar burada kendi işimizle yapmaya çalışıyoruz. Beklediğimizi alamadık ama yine çok şükür. Belli bir mesafe kat ettik yani. En azından kendimize yetebiliyoruz şu anda. Buraya belli bir yatırım yaptık. Şu an yaptığımız yatırımı alamadık. Yani sezonda biraz kazanıyoruz. Kenara bir şeyler atıyoruz ama sezon boşluğunda bu kazancımız 2-3 ay bir boşluk olduğu zaman bu kazancımız gidiyor yani. Manatos'ta en azından Manatos'ta biraz şey yapacağız, kazanç elde edeceğiz ama şu anda fason çalıştığımız için fasonda pek böyle bir kazancımız yok. Ama imalat yapmayı düşünüyoruz yani. Hani hedefimiz imalat yapmak. İşte burada çok bayağı bir kazanç oluyor. Hedefimiz imalat. Memnun değiliz. Şöyle bu sene biraz daha işler yavaş gidiyor. Kazanç yok, rekabet çok. Gidere baktığımız zaman giderlerimiz, belli bir giderimiz var. Kazanç, kazancımıza baktığımız zaman gideri kadar şey yapmıyor bizi, tatmin etmiyor. O zaman işte dediğim gibi sezon bitiyor, arada bir iki ay boşluk oluyor. O bir iki ay boşlukta elemanların kirasıdır, buranın gideridir. Onu cebimizden vermek durumunda kalıyoruz. Hani çok iyi bir firma anlaşırsak, çok iyi bir firmayla çalışırsak ne olur hani en azından aylık belli bir kazancımız sabit olur. İşte şu anda yani yeni başladığımız için buna da çok şükür yani. Kendi geçimimizi sağlıyoruz. Zorlandığımız aylar oluyor ama bir şekilde hani toparlayıp verebiliyoruz. Yani sezon boşluğunda biraz 2 ay, 3 ay bizi sıkıyor bu iş. Onun dışında çok şükür yani sistem ilerliyor yani. Senin için siyah yünden çizgi ve cübbe dolanmış. Kenarları beyaz. Onu giyerek ashabına cevap veriyor diye. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzzetler. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızı. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen. Durlar mıydı senin himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyor, Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Ebu Tarık'ın başka seni var. Ya Resulallah. Haberler uçurmuştu.
10 sene önce başladık. Ufaktan başladık, ufaktan büyüğe doğru gittik işte. Şimdi biraz büyüdük ama sıkıntı var, eleman sıkıntı. Ondan önce dericilik yapıyorduk, dericiliği bıraktık. Sonra bu işe başladık işte. Bu işe de günümüzü çıkarttık. Yani arsını çıkartıyoruz. Başka da yapılacak iş yok. O yüzden bu işi yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. Yani çalışma 15 saat. Ama yani çalışma saatini hesaplarsan yetmiyor. Sabah 8.30'dan akşam 11'e kadar. Bayağı bir şeyler yaptık yani işte. Ufaktık, şimdi biraz daha büyüdük yani. Büyüme aşamasına geldik yani. Mesela elemanlar, şu anda mesela eleman sıkıntılı var. Eleman tam olsa kazancımız daha güzel olur. Eleman olmadığı için sıkıntı o yüzden az oldu. Yine de buna şükür diyeceğim. Yani işimden memnunum. Bu saatten sonra yapacak bir iş de yok. Mecburen yapmaya çalışıyorum. Emekli olana kadar yapacağım. İnsanlarla uğraşmak gerekiyor. O yüzden insanlar sıkıntı. Kumaşa bakan sıkıntı tabii. Dolara zam geliyor, euroya zam geliyor. Ondan sonra o da kumaşa bakan. Gelen esnaf da bize ucuz mal istiyor. Bu sefer fiyatlarımız olsun diye. O şekilde. Sıkıntı var. Mesela çiçeklerimiz dönüyor. Maddi yönüyor. Ama mesela para fazla dönmüyor. Hep evrakla, açık hesapla. Öyle çalışıyoruz. Söyleyeyim mesela savaş olmasa daha güzel işimiz olacak. Daha güzel şeyimiz olacak. Sıkıntı var. Bu sefer devletimizde büyük bir sıkıntılar var, savaş var, yani ekonomik kriz var, yani hep sıkıntı üstüne sıkıntı. Yani ne oluyor bu sefer? İnsanlarımız var, iş sahiplerinde sıkıntı oluyor. Sıkıntı onlardan oluyor. Savaş olmasa, rahat bir ülke olsa daha güzel iş olur yani. Sonra bu iş tamamıyla bitti. Şu anda herhangi bir kazancımız yok. Yani kötü bir durumdayız. Şu anda kazancımız hiç yoksa bırak sıfır. Ondan sonra bu Suriye'deki savaş olaylarından sonra işlerimizin tamamıyla bitmesine neden oldu. Şu anda herhangi bir kazancımız yok. Biz kafa kafaya gidiyoruz şu anda. İnan ki şu anda kiralarımızı bile zor ediyoruz. Hem kiralarımızı hem işçi maçlarımızı verdi. Kendi evimizde aileden 4 kişi çalışmamıza rağmen yine de herhangi bir şey kazanıyor yok şu anda. Bu şekilde devam ediyor işte. Ne yapalım? Bir yere kadar devam ediyor. Artık yerde hiç yok. Ondan sonra eğer ki kendi ailemden çoluk çocuğum varsa çalışırsın. Başka yabancı eleman da zaten 2 ayda bir tabi bir maaş adamlar dolar üzeri şu anda çalışıyorlar. Dolar ayas yaparak senden her ay 2 ayda bir 3 ayda bir zam istiyorlar. Yüksek bir mesela para istiyorlar. O kadar yaptığımız çalışmanın bir kadarıyla bir şey kalmıyor. Yani yüke de kazanmıyor. Yani şurada tamam. Bakarsan 3 bölüken 50-60 metrekare bir yüke 1,5 2 milyar kira veriyor. Her küçük bir yerde 1 milyar 1-2 milyar kira veriyor. Yani bu hayatı şu anda memnun değilim ama. Çünkü çalıştığımız, verdiğimiz emek boşa gidiyor. Bu emeğimizin bu alın terimini döktükten sonra bir şey kazanmıyorsun, ne diyorsan yani bir fayda yok ama biz kırık kalanı sadece geçimini sağlayarak evde ekmeğimizi getiriyor. Başka bir kazancımız yok yani. Gidecektim kesin. Evet.
zamanda hem de seyri sanki yetmeyecek gibi. Hayır. Ha? Yetiyor dedim bana. Yetmiyor dediğini inceltecektim. Neyi düzeltecektim? İnceltecektim. Bağlı mı? 100 tane mi vardı? Tamam. Var mı abi? Bin tane kimin de? Bin tane. Ya Fatma gelsin bize anlatsın. Babam mesleğimi devam ettirdim. Babam bu işi yapıyordu. 2004 yılında vefat ettikten sonra onun işini ele alarak devam etti. Bugüne kadar geldim. İlgi amaçlı değil de tamamen hayat mücadelesi. Para kazanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimi düşündüğüm bir iş. Liseyi de okuduk. Okurken de çalıştık. Bir şeyler gördük. Zaten dar gelirli bir aileydik. O yüzden de bu işi tercih ettik. Annem de sağ olsun yanında. Beraberiz. Ablamla beraber de bu işi yaptık. Ablam evlendi. Çocukları oldu. Bırakmak zorunda kaldı. Biz devam ettik. Şimdi ben memnunum. Çok da yoğunuz. Hayatımızdan da memnunuz. Herkesten razıyız yani. 1999'dan beri aynı firmada faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 18-19 sene olmuş. 18-19 senedir bu işi yapıyoruz. Ve çok da yol kat ettik. Gelecek kaygılarımızı ortadan kaldırdık. Diyebiliriz yani. Zaten genel Türkiye olarak çok çalış, az kazan. Biz tamamen sürümden ve işçilikten kazanıyoruz. Atıyorum annem çalışıyor, maaş almıyor. Ben çalışırım, maaş almıyorum. Ablam çalışıyor, maaş almıyor. Bizim maaşımızı 3000 lira vurursak aylık 9000 lira bir gelir olur. Bu da bir aile çok çok yeter. O şekilde. İşle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Tamamen beden ve beyin gücü. Çok şükür o da bizde var. İşçi sıkıntısı kimi zaman oluyor. Okul kapandığında genelde okula giden çocuklar gelip burada 3 ay 4 ay bize yardım ediyorlar. Kimisi okulu komple bırakıp geliyor. Yabancı uyruklu çalıştırıyoruz zorunlu olarak. Ama genelde biz aile olarak kalabalık bir ortamda olduğumuz için çok işçi sıkıntısı çekmiyoruz. Ufak esnaf olduğumuz için kesinlikle ekonomik kriz bizi etkilemiyor. İşsizlik çekiyoruz ama yine az da olsa, öz de olsa kazanıyoruz. Bizim karnımız doyduğu sürece zaten çok büyük paralarda gözümüz yok. O yüzden işten memnunuz. Ben de çocuklarım için varım. Çocuklarıma sırf destek olmak için yanlarındayım.